Estağfirullah el-Azim, el-Kerim el-Lezî la ilahe illâ hu, el-Hayy el-Qayyûm ve etûbu ileyh. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz günler, haftalar ve aylar, gerek tarihten gelen hatıralar, fetihler, gerekse yaşadığımız günün olayları bakımından çok yoğun, çok dolu günler olarak devam edip gidiyor. Bu hafta hemen hemen her yerde İstanbul'un fethiyle alakalı toplantılar tertiplendi, konuşmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı. Mitingler düzenlendi. Hakikaten çok dolu bir hafta geçirdik. Allahu Teala İstanbul'u fetheden müminlerin ruhaniyetine ve rahmaniyetine ve sahip oldukları mükafata bizleri de ortak eylesin inşallah. Onları hatırlamaya çalıştık. Bu vesileyle bu fetihleri ve bu cihadı, gayretleri gösteren ecdadımızın, Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve onunla beraber İstanbul'un fethine katılan şehitlerimizin ve bir cümle iman ile göçmüş müminlerin ruhlarına okumak üzere hep beraber Lillahi Teala'l Fatiha. Demek ki 538 sene oluyor İstanbul fethedileli. İstanbul'un kapılarının İslam'a açılışının üzerinden 538 sene geçmiş. Aman ya Rabbi, az bir zaman değil. 538 senedir ki İstanbul görüldüğü üzere camileriyle, minarelerinde okunan ezan-ı Muhammedilerle ve daha diğer manevi alamet ve işaretleriyle İslam'ın yaşandığı ve bir zamanlar da isminin tamamen İslam ile dolu bir mana içinde İstanbul kelimesiyle ifade edildiği bir şehir olarak uzun yıllar yaşamış. Evvelce İstanbul değil, İslambol kelimesini kullanmışlar. Belki 200 sene bu kelimeyle İstanbul ifade edilmiş. İslambol, yani İslam'ı bol, Müslüman'ı bol, içinde yaşanan hayatın İslam olduğu bir şehir olarak uzun yıllar müminleri, Müslümanları, mücahitleri, alimleri, velileri, şehitleri bağrında beslemiş bir şehir olarak devam etmiş. Ancak tabi Cumhuriyet idaresinden sonra İstanbul, fetih ruhuna, İstanbul'u fetheden müminlerin ruhuna, anlayışına, idrakine ve şehitlerin şehit oldukları davaların zıddına ve tersine bir hayat yaşamaya başlamış. Ve bugün maalesef şu anda yaşadığımız İstanbul şehri Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u fethetmeden önceki halinden daha kötü bir hal yaşamaktadır. İstanbul'un fethinden önce hiç olmazsa koyu Hristiyanlar hakimdi. Yine kiliselerde batıl matıl
dini ayinler yapılırdı ve Hristiyan dünyanın merkezlerinden birisi olarak sayılırdı. Bugün ise İstanbul dini merkezlerden sayılmak şöyle kalsın, eğlencelerin, zina, kumar, fuhuş, akla hayale gelmeyen sapıklıklar, çarpıklıklar ve sahtekarlıkların işlendiği dünyanın en bozuk şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Ve İstanbul'un fethinden önceki halden, yani 538 sene evvelki halinden bugün daha kötü, daha rezil bir hale intikal etmiş durumdadır. Ve yeniden İstanbul, İslam adına fethedilmesi gereken şehirlerin başında yer almıştır. Allah-u Teala bu vesileyle tekrar İstanbul'u fethedecek bir fetih neslinin meydana gelmesini milletimize nasip etsin inşallah. Zaman zaman yaşadığımız toplumun, cemiyetin, memleketin vahşetini ve dehşetini ifade etmek bakımından söylediğimiz, sık sık söylediğimiz bazı şeyler yeri geldikçe tekrar söylenmesi gerekiyor. Düşünün ki İstanbul'da şu anda icra-i mefsedet, yani içinde fesadın, haramın, günahın en şeni, en deni, en kötü, en alçakça günahların işlendiği İstanbul'da bulunan genel evi, ki eskiden umumhane derlerdi, çok affedersiniz kerhane derlerdi. Ker eski Osmanlıca'da yahut Farsça'da çok affedersiniz eşek anlamına geliyor. Ker, yani kaf harfiyle r harfini bir araya getirdiğiniz zaman ker şeklinde okursanız eşek anlamına, merkep anlamına geliyor. Kerhane, yani eşeklerin girip çıktığı ev, eşek tabiatlı, arsız, hayasız, namussuz adamların müşteri olduğu binalara ve evlere kerhane deniyor. Ker eşek demek, unutmayın. Hane de ev demek, bina. Girilip çıkılan binalara hane derler eskiden. Kerhane bu manada kullanılmış. İstanbul'da bulunan bu kerhanenin, umumhanenin içinde nikahsız zina edenlerin sayısı, Türkiye'deki diğer vilayet ve ilçelerde bulunan umumhanelerde zina edenlerin tamamından, hepsinin yekunundan 13 misli daha fazla. 3,5 milyon kadar insan orada bilfiil zina cürmünü işlemiş, fuhuş cürmünü işlemiş ve Allah'a açıkça para karşılığında isyanını tescil ettirmiş, bilet almış, para vermiş ve makbuz almış. İstanbul bu hale gelmiş bulunuyor. Yani bu şartlar altında Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u 538 sene önce fethettiği hadiseyi bu şartlarda ve bu şartlardaki şehirde, bugünkü şekliyle ve bugünkü haliyle İstanbul'da fetih kutlamaları, fetih merasimleri, fetih geceleri tertiplemek fevkalade insana ağır geliyor. Adeta Fatih Sultan Mehmed Han'ın manevi varlığıyla, manevi vücuduyla dikilip bu fetih gecelerini, fetih törenlerini, fetih merasimlerini yapan insanlara sanki dikilip soruyormuş gibi hissediyoruz. Siz neyi kutluyorsunuz? Neyin merasimini yapıyorsunuz? Neyin törenlerini yapıyorsunuz? Hangi haldesiniz? Hangi yoldasınız? Hangi durumdasınız? Yaşadığınız şehrin geceleri ve gündüzleri, sokakları ve caddeleri hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Huzurunuzu bozmuyor mu? Vicdanınızı sızlatmıyor mu diye sanki Fatih şehadet parmağını Müslümanların gözüne sokuyormuş gibi hissediyor. Veya her bir şehidin şehadet parmağı Müslümanların gözüne batan bir ok gibi
yahut Ulubatlı Hasan'ın göğsüne saplanan oklar gibi gözümüze batıyor ve bizi ikaz ediyor gibi bir hissiyatın içerisindeyiz. Bir türlü vicdanımız rahat değil. Bir türlü Fatih Sultan'ı gönül rahatıyla, rahatlığı içinde, huzur ile kutlayamıyoruz. Ve İstanbul'un fethinin üzerinden 538 sene geçmiş, hala ruh sükunetiyle, vicdan huzuruyla, göğsümüzü gere gere Fatih Sultan'a layık birer insan olarak İstanbul fethinin kutlanmasına bir tür iştirak edemiyoruz. Böyle bir sıkıntı, böyle bir azabın içerisindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah demin dediğim gibi yeniden İstanbul'u İslam'ın fetih anlayışıyla, Kur'an'ın fetih anlayışı içerisinde tekrar İstanbul'u İslambol haline, İslam'ın eksiksiz yaşandığı, Allah'ın dininin tamamen hayata hakim olduğu bir şehir haline gelmesi için bir fetih neslinin yetişmesini, yürümesini ve İstanbul'u tekrar fethetmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu hissiyatımızı arz ettikten sonra geçen dersimizden arta kalan ve bitiremediğimiz birkaç ayet-i kerime var. İnsan hayatının önemi ve insan öldürmenin felaketi hususundaki birkaç ayet-i ilahiye ve birkaç tane de hadis-i şerif var. Onları da bugün arz etmek suretiyle bu konuyu bitirmeyi düşünüyoruz. Estaizu billah, Rabbi Rahim-i Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Nisa'da, Nisa suresinde insan, daha doğrusu Müslüman bir insanı, mümin bir insanı haksız yere zulmen öldüren insanın cezasının, ahiretteki cezasının ne olacağını ifade eden şu ayet-i kerimeyi hemen arz edeyim. Estaizu billah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظ۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Bile bile, kasten, tasavvur ederek, kast ederek, planlayarak, tasarlayarak, Müslüman bir insanı öldüren bir kimse, öldüren bir kimsenin fecezauhu, cezası. Bakınız ayet-i kerimeye. Fecezauhu, ceza zaten Arapça bir kelime, Kur'an'da geçiyor. Fecezauhu, cezası. Haksız yere, kasten, müteammiden, kasıtlı, planlı, maksatlı olarak bir Müslümanı öldüren kimsenin cezası cehennemi, cehennemdir. Cehennem azabıdır. Ne olarak? Haliden fiha, içinden çıkmamak kaydıyla, ebediyül ebed, içinde kalmak şartıyla cehennem azabıdır. Haliden, halid Arapça ebedi demek, sonsuz demek. Öyle bir cehennem azabı ki, o azaptan çıkmak, halas olmak, kurtulmak mümkün değil. Sonsuz ve sınırsız bir cehennem azabı. Biliyorsunuz cehennem azabı iki şekilde Allah tarafından takdir edilmiş. Birisi geçici olarak cehennem azabı, bir de kalıcı olarak cehennem azabı. Geçici dediğimiz muvakkat. Bu günahkar müminlerin, günah işleyen, haram işleyen Müslümanların günahları nispetince, günahları miktarınca cehennemde kalacak ve sonra cehennemden çıkıp cennete dahil olacakları şekil. Günahkar müminlerin, günahlı Müslümanların cehennemde kalmaları nedir? Muvakkatendir. Muvakkat, daimi değil, ebedi değil, geçici. Ama kafir olanların ve bir de görüyorsunuz
kasten bir Müslümanı öldürenlerin cezası ise içinde sonsuz kalmak şartıyla cehennemdir. Cennete girmek imkanı olmayan bir ceza. Sonu olmayan, sınırı olmayan, ebediyül ebed cehennemde kalma cezası. Allah ehli imanı muhafaza buyursun. Sonsuz cehennem. Tabii çok ağır, çok ağır bir ceza. Ve Allah'ı inkar edenlerin cezasına eşit bir ceza. Allah'ı inkar eden, yani Allah'ın hükümlerini, Allah'ın nizamını inkar edenlerin ve bu inkarla ölenlerin cezasına eşit bir ceza. Müslümanı öldürenin cezası. İnkarcıların, müşriklerin, kafirlerin cezasını Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Allah'ın dinini, hükmünü inkar eden, Allah'ın hükümlerini geçersiz sayan, şimdi bu konuya aslında çok ağırlık vermek lazım. Allah'ın dinini geçersiz saymak nasıl bir günahtır, nasıl bir cürümdür, nasıl bir felakettir? Bu da cemaat-i müslimine anlatılmadığı için işin dehşetinin farkında değiliz. Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü geçersiz saymak nasıl olur? Saatlerce konuşulması gereken bir konu bu. Evvelsi gün Kayseri'de bir toplantı, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde bir siyaset adamı üniversitenin talebelerine, öğrencilerine bir konferans vermiş. Siyaset adamlarından ve bir partinin de başkanı olan bir zat konferans vermiş. Konferanstan sonra soracağınız sorular var mı? Sorun cevaplandırayım demiş. Talebelerden önce üniversitenin biyoloji kürsüsü, canlılar ilmiyle alakalı biyoloji kürsüsünün başkanı bir profesör, ismini buradan söylemiyorum, ayağa kalkmış demiş ki sayın siyaset adamı demiş, devletin birçok organlarına, devlet teşkilatına 7. asırda, şimdi malum 21. asır, 7. asırda demiş, Arap kabilelerinin hayat nizamı olan basit çöl rejimini, Muhammed'in uydurduğu çöl rejimini, aynen böyle diyor, Arap kabileleri için konan, Arap aşiretleri için konan, Muhammed'in uydurduğu çöl rejimini Türkiye'ye getirmek isteyen çok kişi devlet teşkilatının çok kademelerine girdi. Siz iktidar olursanız bu çöl rejimini getirenlerle nasıl mücadele edeceksiniz demiş. Profesör bu adam. O Erciyes Üniversitesi'nde Allahsız bir profesör. Allah'ın dinini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği İslam nizamını çöl kabilelerinin rejimi, çöl rejimi, Arap aşiretlerinin, Arap kabileleri için gelen sistem diye ifade ediyor ve Allah'ın kitabını ve peygamberin getirdiği nizamı tamamen küçümsüyor, basit icra ediyor ve dolayısıyla o dini ve hükümlerini geçersiz sayıyor. Profesör bu adam. Daha bugünkü gazetelerde okuyacaksınız. İşte bu kişi, hesap edin yani, böyle profesörler çok var Türkiye'de. Allah'ın kitabının getirdiği İslam nizamını 7. asırdaki Arap kabilelerinin çöl rejimi diyor. Aman ya. Korkunç. Yani tüylerimiz ürperiyor. Hala bu profesörler, işte görüyorsunuz, talebe, öğrenci okutuyorlar. Ve hala bu tip Allah'ın dinini ve peygamberini geçersiz sayan bu öğretim üyelerinin elinde binlerce talebemiz var. Varın siz seyredin geleceğimizin ne olacağını. Bu tip profesör veya bu tip insanlar sonra وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ bu inkarlarıyla, bu küfürleriyle ölmeleri halinde. Hayatta böyle inkar içindeydiler. Tevbe etmeden, hidayete girmeden, İslam'a ulaşmadan, iman etmeden bu inkarlarıyla
öldüler. Ve matu ve hum küffar. Kafir olarak öldüler. Ölenler. Bunların ne olacak halleri, cezaları, ahiretteki durumları? Felen yukbele minhum. Felen yukbele min ehadihim. Onların hiçbirisinden kabul edilmeyecek. Hesap gününde. Muhasebelerin, hayatın hesabının yapıldığı gün. Hesap gün demek hayatın muhasebesi yapılacak. Felen yukbele min ehadihim. Mil'ül ard zeheben ve levif tedabih. Ayete bakın, ne dehşet, ne korkunç. Canlarını ebedi cehennem azabından kurtarmak için, korumak için, kurtarmak için dünyanın dolusu kadar, dünyanın dolusu kadar altınları olsa ve bu altınları fidye olarak vermeye kalkışsalar, felen yukbele, ebediyen kabul edilmeyecek. Dünya dediğimiz şu gezegeni düşünün. Ha, terazide bir terazi olsa da, bir terazi olsa da, o terazinin tepesinde dünyamızı tartabilsek, kaç milyar ton geleceğini tasavvur edin. Dünyanın ağırlığı, bu yer yuvarlağının, bu yer gezegenimizin, güneşin etrafında dönüp duran bu dünya gezegenimizin ağırlığı kadar veya dolusu kadar, dolusu kadar altını bulunsa, mil'ül ard, yeryüzünün dolusu, yer yuvarlağının dolusu veya ağırlığı kadar altını olsa, zeheben, Arapça zeheb altın demek, ve bunları da velevif tedabih, fidye olarak, aman beni alın bu altınlarımı da beni cehenneme sokmayın diyecek olsa, hani farz-ı muhal böyle bir şey olmaz ama olacak olsa, felen yukbele min ehadihim, cehennemlik olanların ve küfürle, inkarla ölenlerin hiçbirisinden bu fidye kabul edilmeyecek ve ebediyül ebed cehennemde kalma cezasına çarpılacaklar diyor Rabbimiz. Şu korkunç azaba bakın. Aynen bu azaba denk ve eşit olarak bir Müslümanı öldüren insanın da cezasını Kur'an böyle haber veriyor. Ve men yaktül müminen müteammiden fecezauhu cehennemu haliden fiha. İçinde ebediyen kalmak şartıyla cezaları cehennemdir bir Müslümanı öldürenin. Daha ve gadiballahu aleyhi. Allah sonsuza kadar o kişiye, o katile gadap etmiştir. Gadap demek malum kızmak, kızgın olmak ve ilgisini, alakasını, muhabbetini, merhametini kesmek. Allah bir Müslümanı kasten ve katlen öldüren kişiye sonsuza kadar rahmetini kesmiştir. Alakasını kesmiştir. Gadap etmiştir. Ve le'anehu, o katili Allah sonsuz lanet etmiştir. Bakın lanet. Lanet kelimesi bir de bu konuda geliyor. Ve le'anehu, o Müslümanı öldüren kişiye ve kimseye Allah lanet etmiştir. Rahmetini kesmiştir. Merhametini kesmiştir. Ebediyen cennetten tard etmiştir. Daha ve e'adde lehu azaben azima, azameti Allah tarafından tespit edilen ve kimsenin anlayamayacağı bir azap ona hazırlamıştır. Aman ya Rabbi, bakın şu ayetlerin dehşetine. Bir Müslümanı haksız yere öldürmenin cezasına, dehşetine ve şiddetine bakın. Zulmen haksız yere bir Müslümanı öldürüyor, ölümüne sebebiyet veriyor, ezilmesine, ölmesine, yok olmasına, yıkılmasına, her neyse, telef olmasına sebep olan ve bizatihi fail olan kişilerin uğrayacakları azabı Rabbi Rahim-i Zülcelal böyle açıkça beyan ediyor. Buna karşılık hemen bir hadis-i şerifi de okuyalım. Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, evvelü ma yukta beynen nasi yevmel kıyameti fiddimai. Kıyamet gününde görülecek hesapların birincisi. Kıyamet gününde, hesap gününde hesaplar görülecek. Demin dedi, muhasebe yapılacak hesaplar. İlk hesap,
kıyamet gününde hesaplaşmanın, kıyamet günündeki hesabın, muhasebenin birinci maddesinde evvelü, ilki, birincisi fiddimai, haksız yere öldürülen insanların kanlarının hesabı sorulacak diyor Resulullah. İlk hesap, kıyamet gününde hesaplaşmanın, kıyamet günündeki hesabın, muhasebenin birinci maddesinde evvelü, ilki, birincisi fiddimai, haksız yere öldürülen insanların kanlarının hesabı sorulacak diyor Resulullah. Haksız yere öldürülen insanların kanı ile alakalı hesap veya hesap sorma olayı mahşer günündeki hesapların en başında ve birinci maddesinde yer alacak. Aman ya Rabbi. Bundan dolayıdır ki yine pek çok hadis-i şeriflerde Allah'ın Resulü şu hususu haber veriyor. Biliyorsunuz yeryüzünde ilk insan öldüren, en evvel, en önce ilk insan öldüren kişi Hazreti Adem'in oğlu Kabil adındaki insandır. Kardeşi Habil'i öldürmüştür. Bunu biliyorsunuz. İlk cinayet, ilk haksız yere adam öldürme olayı dünyada Hazreti Adem aleyhisselamın oğlu olan Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayıdır. Ne var bunda? Allah'ın Resulü buyuruyor ki, yeryüzünde ilk insan öldürme çığırını, ilk insan öldürmenin yolunu açan Kabil, katil olan Kabil'in kıyamete kadar, hesap gününe kadar yeryüzünde haksız olarak kim öldürülmüşse o cinayetin günahı, hasıl olan günahının bir misli de hala kıyamete kadar Adem'in oğlu olan Kabil'in defteri amaline yazılmaya devam ediyor diyor. Her işlenen cinayetin günahlarının bir misli de ilk cinayet işleyen Kabil'in defterine yazılmaya devam ediyor. Bu yolu açtığı için kainatta, yeryüzünde, çığır açtığı için. Yani kötü çığır açıyor. İnsan öldürme olayını başlatıyor dünyada ilk defa. İlk düğmeye basan adam, ilk tetiğe basan adam ve bu olayı başlatan adam. Ve bunun Allah katında cürmü ve cezası, Allah'ın gadabı, azabı o kadar korkunç ki Allah Resulü'nün verdiği haberden öğreniyoruz. O günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar nerede haksız bir adam öldürülmüşse o öldürme olayından hasıl olan günahın bir misli de devamlı ve sürekli olarak Kabil denen katilin defteri amaline yazılmaya devam ediyor. Şu hadiseye bak. Sadece bu değil. Her kötü çığır açan insanın defteri amaline o açtığı çığırdan yürüyen insanların günahlarının bir misli de devam ediyor. Mesela Türkiye'de kadınların açılmasını, açık saçıklığı, açık saçıklık olayını ilk planlayan, serbest kılan, bu işe serbestlik getiren, kanun getiren, kadınların açılıp saçılmasını kanunlarla Türkiye'de ilk defa koruyan ve kullanan insanlar kimse, kimler ise, Türkiye'de açılmış saçılmış olan kadınların kıyamete kadar işledikleri günahların bir misli de o kanunlarla o yolu açanların defteri amaline yazılmaya devam ediyor. Hiç kesintisi devam ediyor. İçki satmaya ruhsat vermeyi, içki üretimine müsaade etmeyi, çığırını açan, bu yolu açan, bu yolla ilgili kanunları koyan insanlar kimse, her içki içenin içtiği günahtan hasıl olan günahların bir misli de Türkiye'de fabrikalar kurup içki üretmeye müsaade eden kişilerin defteri amallerine haram olarak, günah olarak kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor. İlk açanlar bunlar olduğu için. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Ne büyük vebaldir. Bunların isimlerinin Ahmet, Mehmet, Mustafa olma hiçbir kıymeti yok. İşledikleri amel önemli. Neye hizmet etmişler o önemli. Neyin kapısını açmışlar? Osmanlılarda içki üretmek yasaktı. İçki içmek mümkün değildi.
İçki satmak mümkün değildi. Bunları kim serbest etti Türkiye'de? İlk serbestliği tanıyan insan kimse, ölüp gitse dahi içki içildikçe, satıldıkça, üretildikçe Allah katında meydana gelen günahların bir misli de onların defterine vallahi yazılmaya devam ediyor. İtikadımız böyle. Peygamber böyle haber veriyor. Bunu hiçbir hoca kendi kafası söyleyemez. Mümkün mü kafadan söylemek? Kafadan konuşan, kafadan söyleyen bir hocanın kafası ebedi cehennemde kalır. Buna da hiçbir hoca razı olamaz. Yani ilk günahın işlenmesine sebebiyet veren insanların cürümleri o kadar dehşetli ve büyüktür ki cezaları, demin dediğim gibi, açtıkları çığırdan yürüyen insanların kazandıkları günahlar yürüyenlere bir misli olduğu gibi o yolu açanlara da bir misli yazılmaya devam edecek. İnsan öldürme cürümünü ve cinayetini de yeryüzünde ilk defa Hazreti Adem'in oğlu Kabil işlediği için kıyamete kadar haksız yere öldürülen insanların ölümlerinden ve cinayetlerinden meydana gelen günahların bir misli de Kabil'in defteri amaline yazılmaya devam ettiğini Peygamberimiz açık ifade ediyor. Ve kıyamet gününde de ilk sorulacak hesap haksız yere öldürülen insanların kanlarının hesabı olacaktır diye haber veriyor. İnsanların haksız yere, günahsız yere, terör yoluyla, işte anarşi yoluyla, mafya yoluyla, uyuşturucu yoluyla ve çeşitli yollarla insanların öldürüldüğü memleketlerin Müslümanlarının tavırları ne olacak? Efendiler, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bu dünyada menfaatlerinin, çıkarlarının elden çıkmaması için dünya milletlerini ve bu milletlerin memleketlerini çeşitli yollardan sömüren, o memleketin kazancını, gelirini, kaynaklarını elde etmek, kullanmak, sömürmek maksadını taşıyan devletler var. Devletler var. Geçen cuma söylemiştim, bunların başında Amerika geliyor. Elimizdeki raporlara göre, düşünün, arz ediyorum, yeryüzünde 5 milyar insan var. 5 milyar, belki daha fazla, hani en az 5 milyar insan var. Bu 5 milyar insanın içinde 250 milyonu Amerika kıtasında yaşıyor. 250 milyonu, 200 milyonu deyin. Amerika, Birleşik Devletleri neyse. Yani dünya nüfusunun 200 milyonu, tamamının içinde 200 milyon insan. Çok cüz'i bir miktar bu aslında. Fakat buna mukabil dünya üzerinde, yeryüzünde, doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde, bütün dünyada üretilen, yetiştirilen dünya nimetleri, başta petrol olmak üzere, dünya nimetlerinin %60'ını Amerika yiyor. Dünya nüfusunun 5 milyar insanın içinde 200 milyon insan, dünya nimetlerinin %60'ını 200 milyon insan yiyor, %40'ını da 5 milyar insan yiyor. Şu korkunç tüketime bakın. Bunu elde etmek için de bu nimetleri kesintisiz alabilmek, sömürebilmek, yiyebilmek, kullanabilmek için de Amerika dünyada bir sistem kurmuş. Ajan teşkilatı, CIA, C-I-A harflerinden ibaret. Nerede bu menfaatine aykırı bir gelişme varsa o gelişmeyi yürüten şahsı derhal öldürtüyor. Haklı haksız demeden öldürtüyor. Mesela Pakistan'da bir gelişme vardı, İslami gelişme. Yavaş yavaş bu gelişmeler devam edecek ve Orta Doğu'da Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye, bu dört devlet birleşip bir güç birliği yapacaklar ve kendi kaynaklarını kendileri işletecekler. Amerikalıları fazla sokmayacaklar.
Bu istikamette Allah rahmet etsin Ziyaul Hak, General Ziyaul Hak müthiş bir çalışma başlatmıştı. Bir İslam birliği kurmak, İslam ortak pazarı kurmak için bir çekirdek faaliyet başlamıştı. Tehlikeli bir ortama sokuyordu Amerika'nın menfaatlerini. Derhal Amerika ajanlarını ve elemanlarını devreye sokmak suretiyle Ziyaul Hak ve bütün yanındaki, yakındaki bütün adamlarını ve elemanlarını bir uçağa doldurtmak suretiyle havada bombayla patlatarak paramparça eyledi. Vallahi Amerika yaptırmıştır. Allah şahittir ki yani. Bütün dünya biliyor. Ve daha böyle nerede Amerika'nın menfaatlerine aykırı bir gelişme varsa orada ihtilaller, askeri hareketler, cinayetler, ölümler, katiller hazırlayan bizzat Amerika'dır. Yeryüzünün Amerika'dan daha büyük zalimi, daha büyük katili vallahi yoktur şu anda. Haksız yere. Sırf menfaatlerinin hakim olması için. Petrol geliri azalmasın. Kauçuk geliri azalmasın. İşte gıda maddeleri azalmasın. İhracatı azalmasın. İthalatı tıkanmasın. Amerikan ekonomisi zarar görmesin diye durmadan dünyada adam öldürüyor. Onun için dünya milletlerinin hayatı, hakkı ve hürriyeti Amerika yıkılmadan hasıl olamaz. Her Müslüman buna böyle iman etmesi lazım. Böyle zulmen, haksız yere insanların öldürüldüğü, dövüldüğü, ezildiği yerdeki diğer Müslümanların tavırları ne olacak, tutumları ne olacak? Bununla alakalı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor, arz ediyorum. Allah gani gani rahmet etsin yine Ömer Nasuhi bilmen hocamız bu hadisi şerifi fıkıh kamusu kitabına almış. Fıkıh kamusu da çok kıymetli bir eser. Çok muazzam bir fıkıh eseri, fıkıh kitabı. Düşünün ki yeri gelmişken bir bilgi olarak sunayım. Cumhuriyet tarihinde 1923'ten bugüne kadar Türkiye'de yazılmış hiçbir kitap, eser kaleme alınmış, yazılmış, basılmış hiçbir kitap dışarıda ödül, dünya çapında ödül verilerek devlet kitaplıklarına konmamış şu ana kadar. Sadece Ömer Nasuhi Hoca Efendi merhumun Fıkıh Kamusu adındaki bu muazzam eseri Fransız İlimler Akademisi, ehemmiyetli bir akademiymiş, devlet akademisi, devlet eliyle beslenen muazzam bir ilimler akademisi, dünyanın neresinde çok ciddi eserler çıkarsa parasını bizzat ödemek suretiyle o eserin bir cildini, bir takımını hemen bu ilimler akademisine Fransız devleti satın alarak koyuyormuş. Türkiye Cumhuriyeti'nden de bugüne kadar parasını döviz olarak ödeyerek satın aldığı ve devlet kitaplığına koyduğu tek eser Ömer Nasuhi Hazretleri'nin bu Fıkıh Kamusu kitabıdır. Ve Fransız devletinin de bir ödülü varmış. Legion d'honneur diyorlar. En büyük armağan, en büyük madalya. Fransızların bundan daha büyük madalyası yokmuş. Legion d'honneur diyorlar. Legion armağanı veya madalyası. İşte yeryüzünde çok az kitaplardan bir kısmına bu armağanı, bu madalyayı vermişler. Ve Türkiye'den de Fıkıh Kamusu adındaki kitabı yazan Ömer Nasuhi Efendi'ye, Allah rahmet etsin dedim, bu esere, bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti dahilinde verilen tek eser yine bu eser olduğu görülüyor. Fıkıh Kamusu eseri. Bu hadisi orada çok geniş açıklamış merhum Hoca Efendi. Ben kısaca hadisi arz edeyim ve mealini, manasını sunayım. İnsanların haksız yere öldürüldüğü memleketteki insanların nasıl hareket edeceğini, sorumluluklarını ve neye maruz kalacaklarını ifade eden bir mühim hadis bu. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. La yakıfenne ehadüküm mevkifen yuktelü fihi raculun zulmen. Aman ya Rabbi. La yakıfenne ehadüküm mevkifen
yukteli fihi raculun zulmen. Zulmen yani haksız yere bir insanın öldürüldüğü bir mahallede, bir memlekette, ey müminler, sizden hiçbiriniz orada durmayın. Orada oturmayın diyor. Haksız yere insanların öldürüldüğü memleketteki Müslümanlara Peygamberimiz şu emri veriyor, şu ifadeyi, şu tavsiyeyi buyuruyor. La yakıfenne, orada durmayın. Orada durmayın. Haksız yere insanların öldürüldüğü, katillerinin bulunamadığı, bulunsa bile Allah'ın hükmüne göre cezalarının verilmediği memlekette, İslam hükümlerinin icra edilmediği, İslam kanunlarının uygulanmadığı memleketlerde, Allah'ın ceza maddelerinin tatbik edilmediği memleketlerde, ey müminler, sizden hiçbiriniz orada durmasın. Durursa ne olur? فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَدَرَى. Oralarda oturan, oralarda yerleşen insanların üzerine sabah akşam, akşam sabah Allah'ın laneti nazil olur diyor. Vallahi hadis böyle. Türkiye şu anda bu lanetin altındadır. Çünkü korkunç insanlar haksız yere öldürülüyor. Zulmen öldürülüyor. Çeşitli yollarla, çeşitli hallerle, çeşitli vesilelerle, vasıtalarla, katillerle, ajanlarla, elemanlarla yeryüzünde en çok insanların öldüğü memleket Türkiye. Öldürülüyor. Ve hiçbirisinin de doğru dürüst katili bulunamıyor. Bulunsa da Allah'ın koyduğu kanun uygulanmıyor. Böyle bir memlekette Peygamberimiz yaşayan insanların sorumluluğunu işte bu hadiste. Durmayın diyor. Durmayıp ne yapalım, çıkalım mı? Hayır. Orada insanların haklarını ve hürriyetlerini, hayatlarını koruyamayan sistemi değiştirin diyor. Değiştirin sistemi. Yani o ülkede, o memlekette ey Müslümanlar, sizin haklarınızı, hürriyetlerinizi, hayatlarınızı, ırzınızı, namusunuzu koruyamıyorsa o sistemi ve rejimi değiştirin. Allah'ın dinine hakim kılın. Peygamber bu emri vermiş oluyor. Oradan çıkın da başınızı koyun sürüsü alın gidin demiyor. Orada durmayın demek, rahat uyumayın, mücadele edin, çırpının, çalışın. O sistemi yıkın, yerine Allah'ın dinini getirin diyor. Peygamber bunu söylüyor. Ben bunu söylemiyorum. Ben kafamdan bunu söylersem cehenneme giderim. Böyle bir şeye gönlümüz razı olmaz. Bunu Peygamberimiz söylüyor. لَا يَكِفَنَّ حَدُكُمْ مَوْكِفَنْ يُكْتَلِ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا. Haksız yere insanların öldürüldüğü memlekette rahat durmayın, huzur duymayın, istirahat etmeyin. Gecenizi gündüze katarak o sistemin yerine İslam'ın hükümlerini getirin diyor Kur'an-ı Kerim. İslam'ı hakim kılın. Çünkü başka türlü hayatı koruyamazsınız. Bunu yapmazsanız o insanların hayatlarının, hürriyetlerinin, namuslarının katledildiği, zay edildiği, israf edildiği, heder edildiği bir memlekette rahatsızlık duymazsan, durmadan menkul gayrimenkul servetler temin ederek keyfini, zevkini sürersen, ızdırap duymazsan, bil ki فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَدَرَى. Orada huzur içinde olduğunu düşünerek oturan, yaşayan, kalan insanların, Müslümanların başına, tepesine devamlı Allah'ın laneti nazil olmaktadır diyor. Hadi bakalım, yaşayın şimdi bakalım. Veya bu hayata razı olun bakalım. Ne olacak? Yani sonuna kadar Müslümanlar böyle cinayetleri, zulümleri, ölümleri, haksızlıkları seyrederek mi yaşayacak? Buna seyirci mi kalacak Müslümanlar? Tedbirleri, çareleri olmayacak mı? Yoksa lanete razı mı olacaklar? فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ. Hep lanet mi nazil olacak? Hep musibet mi akıp gelecek? Hadis-i şerif çok dehşet vericidir. Yani kıldığımız namazlar dahi bizi bu lanetten kurtaramaz. Kıldığımız namazlar, çektiğimiz tesbihler ve tevhidler, ki tevhid çekmeyi de millet kesinlikle manasını bilmiyor. Tevhid çekmek. La ilahe illallah'ın hakkını verebiliyor olduğumuzu söyleyemem. Söyleyemiyorum. Mümkün değil. Bu kelimeyi söylemenin manası, maksadı, hedefi, gayesi bilinmiyor, bilinmiyor, bilinmiyor. Bilinmiyor. Namazın da hakkını veremiyoruz. Orucun da hakkını veremiyoruz. Haccın da, Kabe'nin de hakkını veremiyoruz.
kelime-i tevhidin de hakkını veremiyoruz. Allah'ın bizden istediği hiçbir hukukun ve hususun hakkını veremiyoruz. Onun için başımızda belalar, haksızlıklar, ölümler, zulümler, terörler esip duruyor, geçip gidiyor. Önünü almak mümkün değil. Rahmet yerine lanet devam etmektedir. Allah Resulü'nün böyle lanet kelimesini kullandığı çok nadir hususlar var. İşte birisi de insanların zulmen öldürüldüğü, memlekette Müslümanlar mücadele etmiyorsa, müdafaa etmiyorsa, Allah'ın dinini hakim kılmak için çalışmıyorlarsa, mücadele etmiyorlarsa, orada oturan insanların başına lanetin yağdığını haber veriyor. Bir de içki hususunda, bir de faiz hususunda lanet kelimesini Peygamberimiz kullanmış. Buyuruyor ki, لَعَنَ riba ve akilehu ve مُوْكِلَهُ ve كَاتِبَهُ ve شَاهِدَيْهِ Sadaka Resulullah. Allah faize lanet etmiştir. Faiz olayına lanet etmiştir. Ve akilehu ve mukilehu ve katibehu. Katib, akil, mukil ve şahit. Dört tane kelime kullanmış Allah Resulü. Faizi alan, faizi veren, o faiz muamelesini kağıtlara, kayıtlara, defterlere yazan memur, amir, şef, o faiz işlemlerinde çalışan memurlara, amirlere, katiplere, yazıcılara ve şahideyhi bu faiz alımına ve satımına, faiz işlemlerine şahitlik eden insanlara, yani dört sınıfa Allah lanet etmiştir diyor. Lanet altındadırlar. Faize, faizi alana, faizi verene, faizi yazana, faiz işlemine şahitlik edene, Hazreti Allah bu günahı, bu faizi bırakıncaya kadar onları lanet altında tutmuştur namaz kılsalar bile. Çok korkun. Bir de içki hususunda lanallahu riba, lanallahu'l hamre ve şaribahu ve sakiyahu ve asirahu, böyle uzayıp giden. Allah içkiye lanet etmiştir. İçki lanet altındadır. Ve şaribaha, o içkiyi içen, içkiyi içen her insan içkiden kurtuluncaya kadar Allah'ın lanet altındadır. Ve sakiyahu, o içkiyi taşıyan, dağıtan, dağıtımını yapan insanların o halden vazgeçinceye kadar hepsi Allah'ın lanet altındadır. Ve asirahu, o içkiyi üreten, içkiyi üreten, fabrikasını kuran, o fabrikada çalışan işçi, patron, amir, memur, içki fabrikasında eleman olan herkesin o halden vazgeçinceye kadar hepsi Allah'ın laneti altındadır. Ve muhtesiraha, o içki yapan fabrikalara üzümünü götürüp satan köylülerin, müstahsillerin, üreticilerin hepsi o halden vazgeçinceye kadar lanet altındadır. Ve bayiha, o içkiyi getirip dükkanında, marketinde, büfesinde satışını yapan satıcı o halden vazgeçinceye kadar Allah'ın laneti altındadır. Hadis bu, peygamber haberi bu. Başka bir şey değil. Ve hamileha, taşıyıcısı, nakliyesini yapan kamyonuyla, pikabıyla vesairesiyle, tırlarıyla bu içkiyi şehirden şehire, kasabadan kasabaya taşıyan nakliyeci de bu nakliyeyi durduruncaya kadar Allah'ın lanet altındadır. Ezan-ı Muhammedi okundu. Daha sonra devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi yolunda sadık ve sabit eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.